Senaryo nasıl yazılır? Senaryo okuru film endüstrisi için vazgeçilmezdir. Çünkü okurlar çoğu zaman bir senaryonun yapımcı ya da geliştiricinin değerlendirmeleri için uygun olup olmadığına karar vermekten sorumludur. Ancak senaryo okuma merdivenin ilk basamağıdır ve okurlar film dünyasında zaten çalışıyor olsalar da bu görev için ya az eğitimleri vardır ya da hiç yoktur. Bu videonun amacı senaryo okuyan, yazan veya senaryo üzerine bir takım yargılarda bulunması gereken herkese film endüstrisindeki rolleri ya da deneyimleri ne olursa olsun zekice ve ustalıkla yazılmış senaryo raporları sunmaları için güven ve beceri donanımı sağlamaktır. Bir senaristin elde edebileceği en değerli eğitim belki de senaryonun nasıl değerlendirildiği ve geliştirildiğini anlamaktır. Eğer bu videoyu bir senaryo yazarı veya okuyucusu olarak izlerseniz metni aşama aşama analiz etmenize, projenize mesafeli durmanıza ve objektif olarak karar almanıza katkı sağlayacaktır. Senaryonun bilinen 3 aşaması vardır. Sinopsis, tretman ve senaryo. Sinopsis tüm bakış, 1 veya 3 sayfa arası olan hikayemizin başı, sonu ve ortası belli olacak şekilde detaylara girmeden kabaca anlattığımız bir yazım türüdür. Tretmansa minimum 12 sayfadan oluşan hikayemizde neyin nasıl olacağını, hikayeyi detaylı bir şekilde ele aldığımız yazım türüne verilen isimdir. Sinopsis ve tretman yazımından sonra ise karakter analizi oluşturmamız gerekiyor. Taslağımızı oluştururken karakterimizin her özelliğini ele almalıyız ve hatta geçmişte yaşadığı olaylar da buna dahil olmalıdır. Karakter analizi taslağımızda geçen tüm olayları kat'i biçimde senaryonuzda geçirmek zorunda değilsiniz. Örneğin karakterimiz bir gözlük takıyorsa bunun bir nedeni varsa neden taktığının bilinmesi o rolü oynayacak kişi için faydalı olacaktır. Senaryo yazım formatı. Peki senaryo yazım formatı nasıl olmalı? Daha sonra ise yazmak istediğiniz senaryo yazım formatını seçmelisiniz. Senaryo yazım formatını genel olarak Amerikan ve Fransız formatı olarak ikiye ayırırlar. Fransız format sol tarafta mizansen, sağ tarafta konuşmalar yazılarak hazırlanır. Sahne tanımlamaları yani karakterin davranışları, olaylar, oyun trafiği senaryonun sol kısmında tanımlanırken o sahnede geçen diyaloglarsa sağ tarafa yazılır. Amerikan formatı ise Hollywood'da genel olarak kullanıldığı için bu ismi alır. Sahne tanımlamaları, mizansenler yani karakterin davranışları, olaylar, oyun trafiği sayfanın tümünü kaplarken diyaloglarsa sayfanın ortasına gelecek şekilde yazılır. Medya dünyasına genellikle Fransız formatı tercih edilmektedir. Peki yazma şeklimiz nasıl olmalı? Formatımızı seçtikten sonra yazma şeklimize karar vermemiz gerekiyor. İki türlü yazma şekli var. Birincisi çapraz kurgu şeklinde yazmak, yani hikayede bir olayı bitirmeden bir başka olaya geçmek, diğer bir söyleyişle filmin kurgulanacağı biçimde yazmak. İkincisi ise bütüncül yazmak. Yani bir olayı başından sonuna kadar yazıp tamamladıktan sonra diğer olaya geçmek. Senaryo yazmak için bilmemiz gereken teknik bilgiler genel anlamda bunlar. Ancak daha detaylı bilgiler için sizleri kitaplara yönlendireceğim. Bu konuda bazı tavsiyelerim var. Önerebileceğim iki tane kitap var. Birinci kitap Christopher Vogler'ın yazmış olduğu Yazarın Yolculuğu ve Feridun Akyürek'in yazmış olduğu Senaryo Yazarı Olmak kitapları. Çünkü senaryo yazarlığı beceri gerektiren bir iştir ve iyi bir senaryo incelikli bir zanaatkarın elinden çıkmış gibi işlenmelidir. Sabır, metanet, zaman ayırma, okuma, yazma ve çalışma. Çok çalışıp fikirlerinizi ve hayallerinizi tamamlanmış bir senaryoya dönüştürmek ya da senaryoyu anlayabilmek isterseniz başlangıç olarak sayacağım adımları izleyip işe koyulabilirsiniz. Eğer iyi bir senaryo yazmak istiyorsanız ve aklınızda şüphe kalmasını istemiyorsanız bu işin püf noktalarını da elbette bilmeniz gerekiyor. 1. Okuyabildiğiniz kadar senaryo okuyun. Senaryo yazmanın püf noktası konusunda dikkat etmeniz gereken ilk şey çokça senaryo okumaktır. Çünkü ne kadar çok senaryo
o kadar çok örnek demektir. Böylece hangi film türünde nasıl senaryo yazılır bunu da defalarca deneyimlemiş olursunuz. 2. Film türlerini bilmeniz gerek. Bir senaryo konudan konuya farklılık gösterdiği gibi türden türe de farklılık gösterebilir. Bu yüzden bir hikaye oluşturacakken hikayenin türünü belirlemeniz, o alandaki iyi senaryoları gözden geçirmeniz bu hikayelerden ilham almanızı sağlayabilir. 3. Okumak için değil, göstermek için yazın. Senaryonuzu yazarken okuyacakmış gibi yazmayın. Hatta öyle ki senaryoyu yazdıkça canlandırılmasında da fayda var. Her sahnenin bir amacı vardır. Sahne yazılırken olduğu gibi okunmayabilir. Bu yüzden izlendiğinde nasıl olacağını bir ön izlemede görüp sorularınızı senaryo henüz tamamlanmamışken düzeltmeniz daha kolay olacaktır. 4. Sürekli yazmanız gerekir. Senaryo sürekli yazmanız gereken bir uğraştır. Yaratıcı bir fikir ortaya koymak ve bunu başarıyla detaylandırmak büyük emek ister. Bu durumda yapabileceğiniz en iyi şey devamlı kalem kağıtla oynamanız olacaktır. Sürekli yazmanız için de en yukarıda verdiğim öneriyi dikkate alabilirsiniz. Çünkü ne kadar farklı senaryo görürseniz o kadar ufkunuz genişler. Farklı bakış açıları hikayenizi genişletmenize yardımcı olacaktır. 5. Her sayfa 1 dakikaya denk gelir. Her sayfa yaklaşık birer dakikaya denk gelir. Bu sebeple oldukça özgün, yeni sayfalar doldurmanız gerekir. Dolu dolu 1 dakika sürecek replikler oluşturmaya bu anlamda dikkat edin. Bunun için de iyi bir taslak ve detaylandırma gerekir. Yan hikayeleri kullanarak gereksiz cümlelerden arınmış ve geniş bir hikayeye sahip olabilirsiniz. 6. Taslak oluşturun. Bugün canım sıkıldı, senaryomu yazsam demezsiniz eminim. Bu yüzden sağlam temelleri olan bir senaryo yazmak isteyeceğinize de eminim. Yazı egzersizleriyle emin olduğunuz bir taslak hazırlamanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü senaryo değişime açıktır ve değişmesine rağmen ancak ana fikir verecek bir taslak işinizi daha da çok kolaylaştıracaktır. Senaryonun uzunluğunu ve türünü burada belirlemenizde de oldukça fayda var. 7. Hikayeyi nasıl yazmalısınız? Ana hatlarını oluşturduğunuz hikayenizi sinopsis, tretman ve senaryo şeklinde yazabilirsiniz. Sinopsis genellikle olaylara başlangıç, baht, dönüşü ve final olarak 3'e ayrılır. Sinopsis hikayenizin genel halini oluşturur. Tanıtım veya taslak hali için kullanılabilir. Tretmandaysa sahneleri yani olayları genel haliyle iyice belirginleştirmiş olmamız gerekiyor artık ve tretman sinopsisten sayfalarca daha da uzundur. Fakat burada diyalog kurmazsınız. İşin sonuna geldiğimizde artık tretmanımız da hazırsa senaryoya geçip olayları tamamen detaylandırabilir ve diyalogları kurabilirsiniz. Fakat unutmayın, iyi bir senaryo iyi bir hikaye ile ortaya çıkar. 8. Hikaye sahnelerle yön bulmalıdır. Sahneler hikayeyi ilerletir ve sürekli yeni sonuçlar doğurur. Burada da hikayeyi büyütmenin asıl yolunu bulmuş oluruz. 9. Akılda kalıcı karakterler bulmaya çalışın. Herkesin aklında en az bir karakterin bir repliği vardır diye düşünüyorum. Akılda kalıcı karakterler ve replikler demek, hikayenin uzun yıllar hatırlanması demektir. Karakter analizini iyi yapıp o sahneye oturan cümleler bulmaya çalışmak sizi belki sadece yorar ama sonrasında özgün bir içerik karşınızda durur. Diyaloglarınızı güçlü kurmaya mutlaka dikkat etmelisiniz. 10. O senaryo asla bitmeyecek. Senaryo asla bitmez. O filmi çekseniz de bitmez, oynasanız da bitmez. Çünkü iyi bir senaryo her daim izleyicilerin kendi kafalarında ayrı sonlar yaratabileceği kadar açıktır. Bunun yanı sıra işte bitti çok şükür diyebilirsiniz ama senaryo her zaman değişime ve gelişime açıktır. O yüzden sürekli değiştirmek istemekten ya da değiştirmek zorunda kalmaktan kesinlikle sıkılmayın. Senaryolar değişmeye, dönüşmeye ihtiyaç duyarlar. Senaryolarınızı çocuklarınız gibi sevmelisiniz. 11. Bitmiş senaryoyu bir süreliğine unutmalısınız. Senaryoyu bitirdiğinizde ve
tamam oldu işte dediğinizde yapacağınız tek bir şey var. Senaryo haricinde başka bir şeyle meşgul olmak, senaryoyu düşünmemek. Birkaç aylığına Hindistan seyahatine mi çıkarsınız, kendinizi spora mı verirsiniz, pastacılık kursuna mı gidersiniz ya da Antalya'daki portakal bahçelerinde budama mı yaparsınız, artık orası size kalmış.